Ne Can Atalay'la ilgili olarak Devlet Bahçeli meclisin açılması bekleniyordu. Şimdi Can Atalay kararı okunacak mı? Okunduktan sonra da aslında bunun bir formül olabileceği ve Can Atalay'ın meclise dönmesinin yolunun da buradan geçebileceği ifade edilmişti. Bunu da konuşmuştuk sizinle. Dolayısıyla hani bu çağrı hemen cevapta bulabilir bir yanıyla, onu da izleyip göreceğiz. Dedik ki bugün gözler başkentte, bir taraftan meclise, bir taraftan kabinede. Çünkü 2024'ün ilk kabine toplantısı da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 14'te gerçekleşecek. Neden önemli, neden gözler bu kabine toplantısında? Çünkü masadaki en önemli gündem maddesi emekli maaşlarında yapılacak düzenleme ve Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen terör operasyonları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı Beştepe'de saat 14'te başlayacak. Yılın ilk kabine toplantısında ana gündem başlığı emekliler. 7500 lira tutarındaki en düşük emekli aylığında yapılacak düzenleme merak konusu. Yeni yılda memur emeklileri %49,25 oranında zam alırken SSK ve Bağkur emeklileri için bu oran %37,57'de kalmıştı. Çalışma ve Hazine Bakanlıkları aradaki 11,7 puanlık farkı azaltmak için yapılan çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Ayrıca Merkez Bankası'nın Haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadelede kabinenin gündemindeki başlık diğerleri. Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarda kabinenin masasında olacak. Ayrıca İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de toplantıda ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor. Özellikle de iyi haberler vereceği zaman, zaten açıklamayı hep Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor biliyorsunuz. Acaba iyi haber mi verecek? Dediğimiz gibi emekliler, SSK, Bağkur, tarım emeklisi, dul ve yetimler bugün kabine toplantısında ellerinin, ceplerinin, sofralarının rahatlayıp rahatlamayacağını merak ediyorlar. Ne olabilir acaba? Evet, biraz öngörü olacak, biraz tahmin olacak ve biz bunu hep yapıyoruz. Ama biliyoruz ki sizler de merak ediyorsunuz neler olabileceğini ve olasılıkları. Dolayısıyla ekonomi yazarı Çetin Ünsal'a soralım istedik. Kabineden sonra yapılacak açıklama akşam saatlerini bulabilir. Çetin Ünsal'a merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Şimdi sabrımız yok tabii kabine toplantısının bitmesi ve ardından yapılacak açıklamaya kadar. Hemen bir soralım istedik, neler olabilir bugün kabineden, ne çıkabilir diye. Şöyle yapalım. Aşağı yukarı şu anda emekliler E-Devleti'ne ve oradan da SGK'larına girdiklerinde aslında %36'lık aşağı yukarı zammın yansıtıldığını görecekler maaşlarında. Yani fiili durum bu. Tabii seçim döneminde bunun %36'da kalmayacağı konusunda, 36-37'de kalmayacağı konusunda hepimiz en baştan beri hemfikirdik. Bu yeniden değerleme oranı hazırlandıktan sonra, açıklandıktan sonra benim yaptığım bir hesap vardı. Orada hem yeniden değerleme oranı ile ilgili oran, hem 36 hedefi, hem de seçim faktörünü gündeme getirdiğimde asgari ücret için 15 ila 17 bin dilimi arasını öngörüyordum. Tepeden 17'den geldi. Bu aynı tarihte yazdığımda da emekli maaşlarının, yani 7500 lira olan emekli maaşının da 11 bin 12 bin makası içerisinde bir yere oturtulacağını ifade etmiştim. Nitekim şu anda baktığınızda 10 bin küsürlerde bir yansıtılmışı görürsek kabineden de muhtemelen bunu %49'a bağlayacak bir kararla 11-12 bin dilimi arasında bu iş neticelenecek gibi gözüküyor. Yani matematik bunu söylüyordu. Ama burada tartışmamız gereken şu. Mesela 7500 lirayı %100 zamlatsak ne olur? 15 bin lira olur. Evet. Tabii konuştuğumuz bütün rakamlar açlık sınırıyla ilintili aslında. Yani bir sınır rakamdan söz ediyoruz ama yine de öğrenmek istiyoruz tabii doğal olarak. Tabii. Yani kastettiğim, burada enteresan bir çelişki var. %65 enflasyon açıklanan bir ülkede %49'a razı ettiler herkesi. Bu bir kere ilginç bir yol haritasıydı. Geçinemeyecek millet.
Yani şu anda herkes şeye konsantre oldu. Ne kadar olacak? Ben size söyleyeyim. 11 bin 12 bin arasında bence bu iş. Bunun dışında bir rakam beni şaşırtır. Evet. Peki ya daha yüksek maaş alanlar için oran ne olacak? Çünkü farklı oranlar söz konusu olabileceği de ifade ediliyor. Şöyle diyeyim. Yani daha önce ortalama yine verelim. 11 bin lira civarında alanlarda 14 bin küsür oldular aşağı yukarı. Onların da yine 16-17 bin diliminde yukarı olabileceği kanaatinde değil. Peki çok hızlı bir şekilde şimdi Mehmet Şimşek'in de bazı itirazları olduğu ifade ediliyor. Bütçe açığı 21 yılın zirvesinde. 2023'te 1 trilyon 375 milyar açık var bütçemizde. Ve bunda bu zamların da etkili olacağı düşüncesiyle hani burada da biz bir kemer mi sıksak düşüncesinin bir taraftan ifade edildiği söyleniyor. Ne dersiniz? Sorumlu bu emekli memur mu? Etkiler mi bu tavsiye? Ya valla çok basit bir soru sorarım ben. Mehmet Şimşek bana bunu söylese derim ki yahu 2,5 katını çıkarttınız bütçeyi. Yani 5-6 trilyon liralardan 12 trilyon liraya çıkarılmış bir bütçeden bahsediyoruz. Bu mu? Emekli maaşı veya memur maaşları mı bunu etkileyecek? İlk önce hükümet, yani Mehmet Şimşek daha önce yoktu ama hükümette devamlılık vardı. Bu açıdan baktığınızda 2022 ve 2023'ün ortasında bütçenin tamamını bitirip ek bütçe adı altında yeni bir bütçe yapmanın izahını yapsınlar. Ardından bu 2024 bütçesindeki bütçe açığına ne kadar etki edeceğini konuşalım. Yani iş Remzi Hanım gerçekten çığırından çıktı. Açlık seviyesinin altında yaşayan insanların maaşındaki iyileştirme nasıl bir bütçe açığına sebep olur? Herkes elini vicdanına koysun. Yani zaten onun verilmemesi ayrıca bir sürü başka problemi beraberinde getirecek. Sadece ekonomiyi rakam olarak adlandırdığı için Mehmet Şimşek işin içinden çıkamıyor olabilir. Çok basit bir şey söyleyeyim. Siz eğer insan gibi yaşayacak kadar maaş veremezseniz, hepsini geçtim. Yani insanların kiralarını ödeyememesi, gıda ürünleri alamaması vesaire. 4 trilyon liraya yakın dolaylı vergi hayal ediyorsunuz. Maaşını arttırmadığınız insanlar bunu nasıl ödeyecekler? Bu kadar matematikten uzak, sadece rakam tutturmak üzerine bir felaketi diyorlar. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için Çetin Ünsalan. Bugün çok ciddi bir trafik var gerçekten. O yüzden size görüşmek üzere diyorum bir canlı yayına dönmek için. Ekrem İmamoğlu soruları cevaplıyor. Hemen bir dönelim. Ekrem İmamoğlu'nun buradan vereceği mesajlar olabilir. Daha ilginci şu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne